Soğuk mu? Soğuk. Ama maalesef karlı. Alıyoruz Suat abi. Kör etmişler, o yüzden bir daha göremiyoruz. Bir tane. Kuleden dönen var. Evet, Prag Havaalanı'na geldiğiniz zaman top taşıma için farklı alternatifler mevcut. Taksi olur, işte otobüsler olur. Biz direkt belediyenin top taşıma sistemini kullanmaya karar verdik. Bilet fiyatları da şöyle gösterecek olursam size. 30 dakikalık, 90 dakikalık, 24 saatlik ve 72 saatlik biletler var. Biz buradan 72 saatlik satın aldık. 330 koruna verdik. Yani 400 lira civarı bir fiyat yapıyor ama çok rahat şekilde kullanmak için açıkçası bu şekilde yaptık. Hava maalesef karlı. Buz -2-3 derece. Aslında biraz üzgünüm dolayı ama Kar yağması iyi. Kar böyle yumuşak. Aynen. Kar dondurmuyor. Yani. Kar şey yapar, soğuğu kırar. Yalan söylüyor. Mikropları da kırar. Kar iyidir arkadaşlar. A few moments later. Donuyoruz Suat abi. Evet. Üşüyoruz, donuyoruz. Soğuk değil, soğuk değil. Ya o kadar değil. Benim soğuk ama şimdi değil. Aynen. Konuştu mu acaba? Olabilir. Şimdi marketten yiyecek bir şeyler aldık bir gün. Yiyeceğimiz şeyleri kaldığımız yerde yapalım dedik. Onları yiyip biraz enerji depolayıp sonra Old Town kısmına doğru gitmeyi düşünüyoruz. Karda bavul çekmek zor. Zor dostlar, evet. Ne dertler var. Ne dertler var. Evet, kalacağımız yere geldik. Burası yatak odası. Ekstra burada bir yatak daha var. Banyosu. Tuvaleti, küçük bir salonu, bir yatak daha var burada hatta. Toplam 4 kişi kalınabiliyor yani. Bir ufak da mutfağı var. Merkeze bir vesaitle ulaşılabiliyor. Toplamda da geceliği 40 euroya kalıyoruz. Etrafımızda çok müthiş yapılar var. Otağının giriş kapısıymış bu. Evet. Wow. Prag Old Town'daki turumuz devam ediyor. Donarak. Karanlıktaki halini görmüş olduk. Allah'tan kar durdu yani. Kar yağmış olsa şu anda tabii daha soğuk olurdu. Bence fena değil hava ya. -3 falan şu anda ama. Astronomik Saat Kulesi'ne geldik. Burası dünyanın en eski 3. saati ve aktif olarak çalışan en eski saatmiş. 1400 yılında yaptırılıyor burası. Çek Kralı tarafından ün salmış bir ustaya yaptırılıyor. Daha sonra bu saat o kadar ün salıyor ki dünya genelinde diğer ülkelerin kralları da bunu yapmak istiyor. Bunu duyan Çek Kralı da ustanın gözlerini kör ediyor bir daha yapamasın diye. Adamın yapacağına yaptığına pişman ediyor. Aynen, gözlerine mil çektiriyor yapamasın diye. Evet, Prag'daki ilk günümüzü bitiriyoruz şimdi. Hava soğuk yani. Tamam, sıcak diyemem, kesinlikle soğuk. Yerlerde kar var. Çok şükür Allah'a, sabahtan beri şu lafı söylemedi. Ama aşırı şey değil. Aşırı bir soğuk yok. Aşırı hani... soğuk değil. Şu an -3. Evet, kar şey yapmış, havanın soğuğunu kırmış aslında, sen bilmezsin. Evet. Kalacağımız yere gideceğiz, dinleneceğiz. Yarın daha ciddi isınacağız. Geleceğiz tabii, ısınacağız. Aynen o şekilde. Ben zaten kaloriferi kökledim çıkmadan önce. Girdiğimizde buzlarımız çözülür. O zaman kapatalım Prag'daki ilk akşamımızdan. Selamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yani biz de farklıyız. Kışın ortasına geldiğimiz için biraz problem olmuş olabilir. Ama bunu kat kat giyinerek çözmeye çalıştık. Şu an ben 4 kat giymiş durumdayım.
Üstüm 4 kat yani, şu kısmım 4 kat. Asya'da 5 kat gibi zaten, işlerin Asya gibi. Şimdi gezdim, çeker misin beni? Yani burada bir şey var, tercih meselesi. Şimdi buraya yazın gelmek istesen, bir, biletler çok pahalı. İki, kalacak yer çok pahalı. Üç, çok kalabalık. Belki de en önemlisi, çok kalabalık. Yani bir şey görme şansın yok. Bizim şansımıza aslında yağmur yağış yok yani. Kar da bir nebze tolere edilebilir ama yağmur yağsa hiç çekilmezdi bu soğukta açıkçası. En aslında şey zaman bence. Kar yağmış. Kar yağmış, durmuş. Kar topluyor. Kar topluyor. Güneşli. Evet, şu an sıcaklık. Şurada bir yerde de paylaşırız. Şurada paylaşacağım tam. Şuraya koyarım. -6 dereceydi sabah. -4'e falan çıkmış olabilir. -4'e. Yani evet, dediğim gibi burada bir tercih meselesi. Yani eğer ki soğuğa bir nebze şey yapabilirim, Asude gibi dayanıklıyım diyorsanız arkadaşlar. Ben soğuğa çok dayanıklıyım. Kışında gelmek mantıklı. Biz kaldığımız yerde işte, onu da paylaşmıştık zaten. 40 euro ödedik geceliğine ve gayet güzel bir yer. Ben memnunum yani. Şehir merkezine de yakın sayılabilir. Hemen otobüsle 10-15 dakika. Bir vesait. 10-15 dakika. Daha bir şekilde geliyoruz. Bu şekilde yani, Prag'a kışın gelinir mi sorusunun cevabı, soğuğa ne kadar dayanıklısınız diyebiliriz. Bu şekilde verebiliriz cevabı. Gelinebilir bence bu arada. Birkaç kat, 5 kat mesela giyindiğiniz zaman sıkıntı olmuyor. Aynen. Daha yeni sabah. Biraz, sabah yeni çıktım daha dışarı. Biraz sağa sola dönerken kafanızı çeviremiyorsunuz falan ama çok da önemli değil. Bir beden bütün olarak dönebilirsiniz. Çok zor değil yani. Evet. Tabii Asude'nin böyle iddialı konuşmasının sebebi, sabah daha dışarı yeni çıktık. Bir saat olmadı. Ben onu akşam 5-6 gibi bir daha bir soracağım. Bakalım, belki onun videosunda paylaşırız. Şimdilik görüşmek üzere. Evet, şimdi Çans Köprüsü'ne geldik. Türkçesi Karl Köprüsü olarak geçiyor. Burası 1400'lü yıllarda yapılmış. Sadece yaya trafiğine açık bir köprü. Şu an -4 derecede buradaki kalabalığı görebiliyorsunuz yani. Gerçekten kalabalık. Yazın Temmuz'da, Ağustos'ta burası ne olurdu? Merak ediyorum. Merak et, kalabalık olurdu diye düşünüyorum. Evet. Şurada tabelası var. Carlo Most. Most. Köprü demek. Bu köprü Mostar. De... Most. Bravo. Bravo. Böyle işte bir hanım. Etimoloji, bravo. Filoloji, falanoloji. Bunlar hep bende. Aynen. Bravo. Bu köprünün üzerinde 30 tane heykel var. Bahsettiğimiz bu heykellerin en... bilineni Aziz Nepomuk heykeliymiş. Burada heykelin altında gördüğünüz çocuk şu anda elini sürtüyor. Bir köpek ve kadın kabartması var. Buraya elini sürttüğünüzde Prag'a bir daha geleceğinize inanılıyormuş. Hristiyanlar için kutsal bir anlam varmış. Bremen'deki Bremen mızıkacılarının heykellerinin bacakları gibi. Onlar da aynı böyle açık renkli kalmıştı kendine göre. Aynen öyle. Burası böyle çok güzel bir köprü. Gelirseniz tabii ki de Prag'ın zaten en turistik noktalarından bir tanesi. Kesinlikle görmeye değer. Bir yarım saat en az bu köprü üzerinde dolaşıp buranın tadını çıkarmak lazım. Köprünün üzerinden geçtiğimiz zaman karşıdaki şu görünen yapı, arkada görünen yapı Prag Kalesi oluyor. Charles Köprüsü'ndeki turumuzu tamamladık. Oradan nehrin köprünün karşı tarafına geçtik. Prag'da aslında çoğu Avrupa şehri gibi ortasından nehir geçen bir şehir. Bu nehrin batı tarafında da Prag Kalesi var, meşhur. Biz şimdi oraya çıkıyoruz. Aslında çok aşırı bir yokuş da yok da işte. Asude yine yoruluyor. Ya ya, var ya, bu kadar iftira olmaz. Kotor merdivenleri kadar yoktur mutlaka, değil mi? Yok yok, tamam. Şimdi Prag Kalesi'ne geldik. Burada çok büyük bir avlu var. Buraya giriş yaptık. Charles Köprüsü'nden bir 15 dakika, 20 dakika kadar biraz yukarı doğru tırmanaraktan buraya yürüyerek gelebilirsiniz. Yani toplu taşımaya binmenize gerek yok. Oradaki sokaklarda, aradaki sokaklarda güzel tatlı sokaklar var. Onları da görmüş olursunuz hem. Buranın biraz tarihinden bahsedecek olursak, burası aslında 900'lü yıllarda yapılmaya başlamış. Daha sonra parça parça eklenerek 1400 yılında şu anki haline gelmiş ve
Sanırım burası dünyanın en büyük antik kalesi olarak geçiyor ve Guinness Okullar kitabına girmiş. Geçmişten günümüze bütün Çek kralları ve hatta şu anki Çek Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Başbakanı bu kalede ikamet ediyormuş ve çalışıyormuş. Öyle bir olayı da var bu kalenin. Bir tane de kilise var aslında burada. Oraya da girebilirsiniz. Biz tercih etmedik. Zaten girişte de biraz sıra vardı o yüzden. Burası dediğim gibi şehri tepeden gören bir nokta olduğu için aslında şehrin manzarasını da görebileceğiniz bir yer. Biz şimdi daha henüz o kısma gelmedik ama tahminimce Prag'ı tepeden gören bir görüntü de vardır bu avlunun devam kısmında. Karnımız acıktı biraz. O yüzden uçakta karşılaştığımız Çek bir arkadaştan aldığımız tavsiye üzerine Andel diye bir mahalle varmış burada. Daha çok yerlerine takıldı. Oraya geldik. Orada da bir AVM'ye girdik açıkçası. Biz yurt dışına çok fazla et, tavuk ürünü tüketemiyoruz. Kendi hassasiyetlerimizden dolayı. O yüzden bu AVM'nin içinde bir tane Arapların işlettiği bir tane restoran bulduk. Buradaki ürünlerin helal olduğunu söylüyorlar. Biz de o yüzden burada yiyeceğiz şimdi. Fiyatlar da Türkiye'den neredeyse ucuz diyebilirim. Yani çok yakın fiyatlar. Evet, yemeğimizi yedik. Ben şiş kebap yedim. Yani şiş kebap bildiğiniz ettir normalde ama bu köfteden yapılmaydı. Yani şiş tavuk değildi. Dürüm bunlar, evet. Yanında da patates sızartması ve içecek vardı. 160 korona ödedi kişi başı. Yani ikisi toplam 400 liradan biraz fazla tuttu. Bence ideal bir fiyattı. Türkiye ortalamasına yakın bir fiyattı. Yani bizim gibi hassasiyetleriniz varsa Prag'da zaten gelebileceğiniz yer sayılı. Ona nereden mantıklı bir yer. Prag turumuza devam ediyoruz. Şu an Petrin Seyir Kulesi'ne çıkmak için funikülerle Prag'daki duraktan buraya geldik. Burada burası daha da soğuk. Bir de kar daha fazla var burada yukarı çıktığımız için. Şimdi bu kuleye çıkıp Prag'ı tepeden bir görmek istiyoruz. Seyir Kulesi'nin 250 koruna civarı bir fiyatı var Google'dan gördüğüm kadarıyla. 300 liradan fazla yapıyor fiyat olarak. Ama biz gelmişken bir de yukarıdan görelim Prag'ı dedik. O yüzden çıkacağız gibi duruyor şu anda. Eğer sıra falan çok fazla yoksa. Ben seni hiç üşüttüm mü bu hayatta? Şimdi gösteriyorum. Hemen gösteriyorum. Evet, göster. Şey, Arap'taki rahmetli Özkan Uğur'un şey sahnesi gibi. Evet, şimdi mekana yaklaştık. Burası aslında Paris'teki Eiffel Kulesi'nin 5'te 1 ölçekte küçültülmüş haliymiş. Onun bir replikası diyebiliriz yani. Yüksekliği de 50 küsur metre. Tepedeki görüntü bence çok güzeldir. Öyle tahmin ediyorum. Zaten kalede de çıktığımızda aslında orada da görmüştük ama kalabalıktan ben çok bir şey anlamadım. Doğru. Evet, o yüzden burada farklı bir açıdan daha görmek güzel olacak bizim için. Asansörle kuleye çıktık. Burası gerçekten Prag'a çok hakim bir tepede. Bir de 50 metre yüksekte olunca kulenin seyir terası kısmı görüntü son derece güzel oluyor. Akşam oldu, ışıklar da yanmaya başladı yavaş yavaş. Biz gördüğümüz görüntüden açıkçası memnun kaldık. Mansur'a sen ne diyorsun, güzel mi? Sabah gördüğüm Charles Köprüsü, arkada Old Town kısmı. Kulenin çıkışında böyle bir kafe var. Burada da vakit geçirebilirsiniz. Fiyatlar da fena değil yani. Pastalar 100 lira, 120 lira civarı. Şöyle bir de burada Türk kahvesi şekli yapmışlar. Açıkçası hoşumuza gitti. Kureçka Kava. Türkiş kafe. Olmadığımız masa yok evvelallah. Tüm masalarda varız çok şükür. Kuleden dönen var arkadaşlar. Kuleden indik aşağıya. Yaklaşık bir dakika sürüyor asansörle. İnmesi çıkması toplamda 220 koruna ödedik.
Yani yaklaşık 300 liraya yakın bir para yapıyor. Çok aman aman gerekli mi? Bence güzel bir görüntü vardı ya, değil mi? Yani hoştu. Bence güzel bir görüntü. Güzeldi. Aman aman gerekli mi falan deyince yani sanki gereksizmiş gibi. Yok yok, güzel bir görüntü vardı ama hani düşük bir bütçeli bir gezi ise yapmasanız da olabilir yani. O yüzden dedim ben. Hani sonuçta 300 liraya bir öğün yemek de yersin yani, öyle düşün. Çok ne oldu? Sabahki videoda soğuk değil diyordun. Yok, sıcak. Hava soğuk mu? Yok, sıcak. Evet, kulenin yukarıdaki o seyir terası kısmı biraz eski olduğu için, eski bir kule olduğu için açıkçası. Yani bir arada demirler falan vardı. Böyle çok kesintisiz bir görüş maalesef olmuyor. O kötüydü benim açımdan. Bir de aşırı bir rüzgar esiyordu yani, sanki dışarıdaymışçasına. Rüzgar esiyordu. Dışarıda sayılır çünkü aşağısı açık. Açık merdivenler. Evet doğru. Aşağıdan. Merdivenlerden esiyor. Bir de tepenin başındayız, iyice esiyor. Bizim açımızdan güzel bir etkinlik oldu. Şimdi aşağı iniyoruz finikülerle. Biraz daha dolaşıp şehirde bugünlük de muhtemelen veda edeceğiz. Old Town'da yürürken meşhur bir çek tatlısı var. Ondan aldık. Tırdenlik isminde. Böyle bir krema var. Etrafında hamur var. Böyle Aslı göster. Etrafında bir hamur var. Hanım nasıl tırdenlik? Yorumunuzu alalım. Valla çok güzel. Sanırım etrafındaki mil, yani kızartma gibi pişiriyorlar. Çok yazında, güzel ya. Böyle sanki tarçın kokusu tarçınlı, geliyor. Tarçınlı, tarçınlı. Yazında onun içine dondurma koyuyorlarmış. Şu anda da koyuyor deliler. Aynen. Biz öyle almadık. Biz kremalı aldık ama yazında dondurma koyuyorlarmış. Maşallah güzel yedin. Günaydın dostlar. Bugün en yoğun günümüz olacak. İşin kötü yanı en rüzgarlı günde. Böyle evet, yanaklarım sızlamaya, ama üşümeye başladı bile. Asude'yi kandıracağız. Üşüdüğü zaman AVM'lere, giyim mağazalarına sokacağız. Bir hot chocolate ısmarlarsın bana ha? Ismarlarız ya. Bugünkü planımızda Nazım Hikmet'in takıldığı kafeye gitmek var. Orada sana hot chocolate ısmarlarım. Olur mu? Deal. Bugün Old Town'da takılacağız. Ondan sonra buranın alışveriş caddesinde gezeceğiz. Dediğim gibi Nazım Hikmet'in takıldığı kafeye gideceğiz. Ondan sonra John Lennon'ın duvarına gideceğiz. Yani Aslı'cığım bugün yoğun bir gün olacak. Plan bu şekilde. Şimdi gezmeye başlıyoruz. Evet, Prag Old Town turumuza devam ediyoruz. Şu anda meydan kısmındayız Old Town'ın. Karşımızda astronomik saat kulesi var sol tarafımızda ve arkamızdaki kilise de Tin Kilisesi olarak geçiyor. Burası 1400'lü yıllarda yapılmış gotik tarzda bir kilise. İçerisinde de barok stil uygulanmış. Aslıcığım, bilmiyorsan öğreteyim sana. Ve aslında şu kilisenin çatılarına ve kubbe kısmına bakarsanız Disney şatosunun buradan esinlenerek yapıldığı söyleniyor. Bence çok hoş bir görüntüsü var. Şu an videoda göründüğünden daha güzel bir görüntüsü var canlı canlı bakıldığı zaman. Videoda minik, minnoş bir şey görüyoruz. Evet, çarşalı bir yapı. Şimdi içine girip içini de çekmeye çalışacağız. İçinin de güzel olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım, turumuza devam ediyoruz. Tin Kilisesi'ne geldik ama maalesef
Closed. Kapalı. Yapacak bir şey yok. 3'te açılacakmış. O zaman da biz burada olmayacağız gibi görünüyor. Bakalım. Evet, şimdi Prag'ın İstiklal Caddesi olarak nitelendirebileceğimiz Wenceslas Caddesi'ndeyiz. Burada sağlı sollu alışveriş yapabileceğiniz yerler, kafeler ve restoranlar mevcut. O kadar İstiklal Caddesi'ne benziyor ki hatta nostaljik bir tramvay hattı da var. Biz biraz burada gezeceğiz, dolaşacağız. Asu da üşüdüğü için biraz belki alışveriş yapabiliriz Asu'yu ısıtmak için. Tamamen ısıtmak için. Aynen. Prag'a yolunuz düşerse burası gelinmesi gereken bir yer. Şehir merkezine de yakın. O yüzden tavsiye edilir. Meşhur Dancing House'un önüne geldik. Burası Prag için aslında çok turistik bir yer değil. Yani Prag'da görülecek çok fazla şey daha var. Öyle değil mi? Evet, ama çok popüler bir yer olduğu için burayı da görmüş olmak iyi oldu tabii ki. Aynen. Böyle bir erkekle bir kadın gibi sanki öyle bir görüntüsü var. Sanki böyle belinden tutuyor gibi mi kadın? Herhalde öyle bir şey çıkarımda bulunabilir. Mantıkları öyle bir şey herhalde Dancing House dediklerine göre, ama bence daha çok böyle sanki oraya sıkışmaya çalışmış ya, poposuyla ittiriyormuş gibi bir görüntü var yani daha çok. Burası aslında şu anda hiç müze yok, bir şey yok. Sadece bir ofis olarak kullanılıyormuş. Yani çok esprisi var mı desen yok. Eğer Prag'da bir gününüz varsa sadece kesinlikle gelmeye değmeyecek bir yer. Yok ya, bence çok yani... Bilindik bir yer olduğu bilindik bir yer. En azından yani Prag'a gitmişsin ve bunu görmemişsin olmaz sanki ya. Öyle mi diyorsun? Neden? Şu tarafı da göster. Yani zaten Dancing House'u görmeye geldiğinde aynı zamanda burayı da görmüş oluyorsun. Şu görüntü, şu doku bence görülmeye değer yani. Gerçekten çok güzel. Üstünde de bir tane kafe, bar gibi bir yer varmış. Muhtemelen güzel bir görüntü vardır oradan da ama bizim çok ilgimizi çekmiyor. Gelip görmüş olduk. Oha, arabaya bak. Ne hayatlar var be. Aynen, biz de bisküvi yiyelim. Evlerin pastel tonları, dış dizaynları vesaire çok güzel. Bunlar eski bina mı acaba? Çok bir bilgimiz yok ama yani estetik kaygı gerçekten var. Böyle şehirleri çok severiz. Hastasıyız efendim. Şimdi kafeye geldik. Kafe Slavia ismi. Burası nehrin kenarında çok güzel bir mekan. Buranın aslında olayı şu, Nazım Hikmet sürgün döneminde, Prag'da yaşadığı dönemlerde bu kafede takılıyormuş sürekli olarak. Ve bir sürü şiirini burada yazmış. Biz de girip hem burada mola vermiş olacağız, hem de açıkçası onun da takıldığı bir yerde biz de biraz vakit geçireceğiz. Mekana geldik. Hemen kolondaki Nazım Hikmet'in fotoğrafı dikkatimizi çekti. İçerisinde çok güzel bir ambiyans var. Siparişimizi verdik. İki tane sıcak çikolata söyledik. Bir de bu toprakların meşhur tatlarından Apple Strudel söyledik. Fiyatlar bence makul. Şu gördüğünüz sıcak çikolatanın tanesi 150 lira civarı. Tatlı da 200 lira, 250 lira civarı. Yani şu an lüks bir semtte olduğumuzu düşünürsek ve ortamda aurası güzel bir yer olduğunu düşünürsek. Evet, şimdi kafeden çıktık. Burası 1881 yılından beri hizmet veren bir kafeymiş. Zaten Nazım Hikmet'in de takılabiliyor olması için eski bir kafe olması lazım mantıken. Ya öyle ama. Biz 430 Çek korunası ödedik. Yani 500 liradan fazla bir para ediyor. Apple Strudel güzeldi. Sıcak çikolata da güzeldi. Sen beğendin mi Aslı Apple Strudel'ı? Beğendim. İlk defa denemiştim ben. Hoşuma gitti. Beğendim. Güzel. Tatlı bir tarçın, elma aroması hoşuma gitti. Evet, evet. O Avusturya'nın, Viyana'nın meşhur şeyidir ama buralar aynı kültür olduğu için genelde burada da güzeldi, başarılıydı. Yani ben makul buluyorum kafedeki ödediğimiz ücreti de, fiyatları da. Çünkü buranın etileri, nispetiyesi falan tarzı bir mahalledeydik. Onu düşünecek olursan İstanbul'da çok daha pahalı
çok daha maliyetli yerler vardır yani. Ben beğendim şahsen. Herhangi bir standart bir kafede zaten biz işte iki sıcak çikolata ve bir işte böyle elmalı bir tatlı yediğimiz zaman İstanbul'da da yani yine bu civarlarda bir para ödeyeceğimizi düşünüyorum zaten. Normal mahalle arası bir yerde gitsen sıcak çikolata içeyim desen bile 100 lira ödersin, sana önüne Nesquik'i ısıtıp getirir yani. Burada güzel, çok güzel kremalı bir sıcak çikolatayı 150 lira içtik arkadaşlar. Yani özetle burada aslında vermek istediğimiz ana fikir şöyle. Çok gözünüzü korkutmamak lazım. Eğer vizeniz varsa buralara gelip gayet rahat bir şekilde yani İstanbul'da gezdiğinizden biraz belki bir tık daha pahalı olarak gezebilirsiniz. Bırak bana öyle bir hava verdi aslında. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Yani şimdi yurt dışı olduğu için insanların gözünde o yurt dışına çıkmak çok pahalı, işte aşırı bir ücret ödemek gerekir, işte çok zengin olmak gerekir gibi bir bakış açısı var. Aslına bakarsanız bu videolarla çektiğimiz videolar vesaire, işte maliyet videolarını vesaire de paylaşıyoruz. Birçok insandan şöyle tepkiler de aldık aslında. İşte bunların yapılabilir olduğunu bize gösterdiniz. Çok teşekkür ederiz. İşte biz de düşünüyoruz artık. Biz yapamayacağımızı düşünüyorduk. Gibi tepkiler de aldık. Bunlar hoşumuza gidiyor açıkçası. Azı da beni de çek ya. Çek ya. Elimi bırakma. Düşersin yoksa. John Lennon duvarına geldik. Burası John Lennon 1980'de vurulduktan sonra, öldürüldükten sonra ona ait eserlerle, işte sözlerle, şiirlerle doldurulan, barış ve sevgiyi temsil eden bir duvarmış. Yani değişik havası, ağrısı olan bir yer olduğunu çok aşırı söyleyemeyeceğim ama ben John Lennon'ı seven bir insanım. Beatles şarkılarını lise zamanında özellikle çok dinlerdim. O yüzden benim için biraz anlamı manası olan bir yer yani açıkçası, ama çok vaktiniz varsa gelebilirsiniz, yoksa pas geçirebilecek bir yer. Yani bence çok sanatsal ve tarihi bir karşılığı olmadığı için John Lennon dinlemeyen birisi için de özellikle anlamsız bir yer gibi geldi bana. Yani herhangi bir duvara, herhangi bir işte ünlünün, herhangi bir mesela John Lennon yine aynı şekilde grafitisi çizilse, bir silüet fotoğrafı çizilse o kadar görülmeye değer mi olacak sorusu benim aklıma geliyor yani şimdi açıkçası. Şimdi grafiti lobisinden Asya'cığım linç yemeyelim. Sözlerine bence dikkat et. Saçmalama. Yani demek istediğim karalamışlar. Yani üzerine deli gibi sticker yapıştırmışlar. John Lennon'ın silüeti görünmüyor bile. Neredeyse görünmüyor. Yani madem bu bir sanatsa bu kadar saygısızlık olmamalıydı o zaman. Doğru, haklısın. Bu şekilde arkadaşlar Prag turumuza devam ediyoruz. Vaktiniz varsa buraya gelmek tercih edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. Size kalmış böyle bir yer. Çekya'dayız şu anda. Avrupa'da Filistin'i bu kadar desteklediklerini düşünmemiştim. Bir sürü insan doluşmuş. Hatta biz çok uzaktan yürürken duyduk seslerini ve hani tam olarak anlayamadık. Arada yani işte İsrail'e destek mi veriyorlar yoksa? Evet. Arada işte kelimeler, işte İsrail'i falan da duyunca dedik ki herhalde İsrail'i destekliyorlar. Bir geldik burada bir sürü işte Filistin bayrakları. Gerçekten çok şaşırdım ve çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Destekliyoruz biz de. Destekliyoruz. Free Palestine. Prag'daki turumuzun sonuna yaklaştık artık. Akşam oldu. Bugün de şehirde gezmek istediğimiz yerlerin tamamını gördük diyebiliriz. Sadece bir tane sokak var burada. Dünyanın en dar sokağı olduğu söylenen bir yer. 48 santimetre genişliğinde bir yer. Orayı göremedik çünkü kapalıydı sokak. Şu an tekrar Old Town kısmına geldik. Buradan herhalde 6. 7. falan geçişimiz olabilir evet. Mi? Her gün geldik. Bizim kaldığımız yere giden otobüs buradan geçtiği için, buraya yakın bir duraktan geçtiği için o yüzden sürekli buraya gelmek durumunda kaldık. Doğru.
genel olarak bir gezimizi değerlendirelim Aslı'cığım. Nasıl buldun? Beklentini karşıladın mı? Prag şehri hakkında neler düşünüyorsun? Genel olarak beğendim. Farklı bir dokusu var. Tarih kokan bir dokusu var aslında. Bazı yapıları dünyanın herhangi bir yerinde göremeyeceğiniz cinsten. Evet. Onlar da hoş bir görüntü tabii ki. Mesela dön arkana şimdi göster. Mesela bu. Evet, astronomik saat kulesindeyiz şu anda. Çünkü bunun mimarını diyeyim kör etmişler. O yüzden bir daha göremiyoruz. Bir tane bu. Aynen. Güzel söyledin. Fiyat anlamında Türkiye'den çok büyük bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Birçok yiyeceği Türkiye'deki standartlar kapsamında yiyebilirsiniz. Onun haricinde soğuk mu soğuk. Ama yani sıkı giyindiğiniz zaman mesela 5 kat. O zaman çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Kalabalık mı? Böyle turistik yerler bir tık kalabalık. İster caddesinin girişi gibi yani burası şu anda öyle. Kalabalık hal, öyle. Yani. Normal bu kadar olur burası ama. Burası turistik bir yer, o yüzden çok normal aslında yani. Kalabalığı garipsenecek bir kalabalık değil. Evet, yazın muhtemelen daha kalabalık olur. Çok daha kalabalık olur. Hatta yürünecek halde olamayabilirsin yani yazın burada. Doğru, bu kadar soğuğa rağmen bu kadar kalabalık. Bir de öyle düşünmek lazım tabii. Bizim açımızdan güzel bir yer oldu. Bir daha gelmek ister miyiz? İsteriz. İsteriz ama şu an değil yani. Biraz daha yaşlanalım, o zaman gelebiliriz. Son olarak son bir gösterelim, ondan sonra hoşçakalın diyelim. Hop, şurada hop, sonra bir de şurada da işte saat şeyler var ama onu buradan göremeyiz. Şurayı da çek ya. Nereye? Çek ya, esprisini yapmak için 10 gündür falan bekliyor. Bir bırakmadın ki kamerayı, biz de görünelim. Evet, Prag Old Town'dan herkese selamlar dostlar. Biz 3 günlük gezimizi sonlandırıyoruz burada. Bu tarz içeriklerin devamı için bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.